diye bile koruma alanına giren bir yok. Konya'yı dirençli bir şehir haline getirmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Özellikle 6 Şubat'ta yaşadığımız depremden sonra şehirlerimizi depreme dirençli hale getirmek en önemli önceliğimiz. Konya merkezde Konya tarihine örnek kentsel dönüşüm çalışmaları yürütürken ilçelerimizde de kentsel dönüşüm çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Şu anda Kadınhanı'ndayız. Burada 100 bağımsız bölümden oluşan bir kentsel dönüşüm çalışması yürütüyoruz. 30 dükkan ve 70 konuttan oluşan alanda %60 aşamaya geldik. İnşallah 2025'in ortalarında bu projeyi tamamlayarak Kadınhanı'mızın en büyük kentsel dönüşümünü tamamlamış olacağız. İnşallah Ilgın'da, Kadınhanı'nda ve deprem riski olan ilçelerimizde de kentsel dönüşüm faaliyetlerini yapmaya devam edeceğiz. Özellikle Çevre Şehircilik Bakanlığımıza ve Kadınhanı Belediye'mize işbirliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza anlaşma mutabakatla bu süreci yürüttük. İnşallah Konya Büyükşehir'e yakışır, Çevre Şehircilik Bakanlığı'na yakışır bir şekilde hem dükkanların hem evlerinde en kısa sürede teslim ederek depreme dayanıklı çevre düzenlemesi yapılmış, mimarisiyle Kadınhanı'na değer katacak bir eseri ortaya çıkarmış olacağız. Yapmış olduğumuz işte de mimari kaygıları öne çıkararak proje geliştiriyoruz. Tamamlandığında Kadınhanı'nın en güzel blokları burada yapılmış olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Kentsel dönüşümden dolayı, vermiş olduğu desteklerden dolayı hem Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a, ayrıca Uğur İbrahim Altay Başkanımıza da sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gerçekten bu proje Kadınhanı'nın tarihi bir projesi. Tamamlandığında gerçekten Kadınhanı'mız güzel bir çarşı merkezine kavuşacak.